Esselamu aleyküm muhterem izleyenler. Dünden yarına programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda malumunuz üzere son 10 gündür biz Kudüs meselesini konuşuyoruz. Kudüs meselesi üzerinden ümmetin genel durumunu da konuşmak icap ediyor. Doktor Abdülkadir Turan hocamla inşallah Kudüs meselesini ve aslında özelinde Kudüs meselesini doğuran Müslümanların iç ihtilaflarını konuşacağız. Hocam şimdi Trump ya 10 bin kilometre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bazen söylüyor ya, binlerce kilometre öteden geliyor ve nizam oluşturmaya çalışıyor. Şimdi şeye baktığımızda İslam dünyası hani böyle hadis-i şerifte de diyor ya, ya Resulullah o gün sayımız çok mu az olacak? Sahabenin böyle bir şeyi var, o gün size diyor hadis-i şerifte aç köpekler gibi saldıracaklar ifadesine sayımız çok mu az olacak? Çünkü anlayamıyor, hakikaten çok zor bir şey yani. Bugün İslam dünyası neredeyse 2 milyara yakın bir nüfusa sahip. Fakat işte 8 milyonluk bir Yahudi devleti, Siyonist devlet, beri tarafta kendisine destek veren bir Batı bloğu var. Sayısal olarak bu, yani Müslümanlar az değiller. Buna rağmen bir Kudüs gibi en önemli kutsallarını bile Müslümanlar maalesef savunabilecek bir pozisyonda değil. Bu evet, hakikaten korkunç bir durum. Bunun sebeplerini biraz konuşacak olursak, nasıl bu hale geldi? Yani çok değil, bundan birkaç yüzyıl önce Almanya'nın içlerine kadar giden, dünyaya nizam dağıtan bir medeniyetten bugün Kudüs'ün içlerine kadar gelen, Kudüs'ü elimizden almaya evet, çalışan bir başka karşı medeniyet var. Niye biz böyle olduk? Buradan bir genel bir çerçeve çizebilir miyiz? Evet, yani şimdi hocam hani onun niyesi doğrusu uzunca bir konu ama tablo aynen dediğiniz üzere yani adamlar bizimle alay ediyorlar resmen. İstediklerini dayatıyorlar ve buna da anlaşma diyorlar. Yani bir yaklaşık 100 yıla yayılan bir süreçten bahsediyoruz. Hı hı. Bu 100 yıl içerisinde sürekli aleyhimizde işletiliyor. En mukaddes değerlerimiz üzerinden siyaset yapılıyor. Tabiri caizse böyle bizi kalbimizden vuruyorlar. Ve biz buna itiraz ettiğimizde istihzayla bakıyorlar. Yani sizin itiraz hakkınız var mıydı? Pardon. Hani geçmişe saygı adı altında adeta böyle hani bir tavır takınıyorlar. Yani bir zamanlar büyüktünüz. O büyüklüğün hatırına olsun dercesine adeta istihzalı bir yaklaşım var. Efendim İslam büyük medeniyettir. Müslümanlar işte dünyanın önemli bir unsurudur. Tamamen bir böyle bir müzelik bir şeye, bir nesneye hitap gibi, bir geçmişe hitap gibi bir yaklaşım var. Şimdi bunun şüphesiz ki altında pek çok sebep var. Ama şunu anlıyoruz bir kere. Biz korkunç bir kinle karşı karşıyayız. Bu ve kompleksle karşı karşıyayız. Batı İslam alemine karşı sadece kindar değil, aynı oranda İslam alemine karşı kompleksle aynı zamanda. İslam'ı yenme kompleksi ve kini. Fakat şimdi geçmişte bu Avrupa tarafından temsil edilirken, yani İngiltere, Fransa tarafından büyük ölçüde icra edilirken bu Müslüman aleyhtarı şeyler, projeler ve Rusya tarafından icra edilirken, şimdi artık bunlar Amerika tarafından icra ediliyor. Malum birileri size karşı kindar veya kompleksli olabilir. Hani diyorlar ya işte bilmem tavşan dağı küsmüş, dağın haberi olmamış diye. Bunun hiç mi mahsuru yok. Ama eğer size karşı kin ve kompleksli olan güç aynı zamanda bu kinini icra edebilecek, bunu bir eyleme dökebilecek güce sahipse, bu kompleksi üzerinden siyaset üretebilecek bir yapıdaysa bu çok ciddi bir sorun. Şimdi geçmişin Avrupa'sı evet kindardı. Haçlı seferlerinden bir kin taşıyordu. Sonra İstanbul'un fethinden bir kin taşıyordu. Bu inkar edilemez. Viyana kuşatmalarından bir kin taşıyordu. Fakat geçmişin Avrupa'sı parçalı bir Avrupa'ydı. Yani İngiltere ile Fransa çok geç anlaşabilip İslam alemine karşı harekete geçmişlerdi. Biz Kanuni döneminde neyden bahsediyoruz? Sair Avrupa'ya karşı Osmanlı tarafından desteklenen bir Fransa'dan söz ediyoruz.
Bunun ardından iç savaş, Avrupa iç savaşları var malum. Bu iç savaşları düşündüğünüz zaman bu iki devlet genelde zıt tutum takınırdı. Mesela Akdeniz bölgesinde bile İngilizler Portekiz ve İspanyollara karşı zaman zaman farklı bir siyaset oluşturmuşlardır, üretmişlerdir. Hele söz konusu Rusya olunca İngiltere daima Rusya'ya karşı böyle bir temkinli olmuş. Rusların hedeflerini daima sorgulayarak karşılamış. Benzer bir durumun Ruslar için de geçerli olduğunu biz söyleyebiliriz. Dolayısıyla geçmişin Avrupa'sında İslam alemine karşı hareket noktasında bir ittifak yoktu. Almanya ise genel anlamda Haçlı seferlerinde katılmış, başarısı olmuş. Genel anlamda İslam karşıtı, Müslüman dünya karşıtı istilalar konusunda temkinlidir. Avrupa İttifakı'nın genelde dışında kalmıştır. Dolayısıyla böyle bir Avrupa bize karşı politika icra etme konusunda etkisiz kalabiliyordu. Bunun için İslam aleminin Kudüs'ün, Mekke Medine'nin istilası, İslam aleminin zayıflığı ve Avrupa'nın gücü karşısında epey bir geç dönemde olmuş. Yani 18. yüzyılda da esasen bu olabilirdi. Zira burada bir Osmanlı Devleti vardı, buna karşılık bir Acem İmparatorluğu söz konusuydu. Ve bu niye Acem İmparatorluğu diyorum? Çünkü yer değiştirmiş. Yani zaman zaman işte Safeviler, peşinden Avşarlar, peşinden Kaçarlar. Biz onu hatta bazen şey de yapabiliyoruz. Hep Safeviler diyoruz böyle bir ağız alışkanlığıyla, ama sadece Safeviler değil. Doğrusu Acem İmparatorluğu demek, Fars İmparatorluğu demek, buna Safevi İmparatorluğu demekten çok daha doğrudur. Biz de bu tarih araştırmaları yapanlarda bir ağız alışkanlığı olmuş Safeviler. Tarihe karışmışlardır bir süre sonra. Yerine Osmanlı gibi değildir. Biz bunu özellikle karıştırıyoruz. Yani Osmanlı işte 14. yüzyıldan 19. yüzyıla, 20. yüzyılın başlarına kadar tek bir aile tarafından yönetilmiştir. Halbuki Fars İmparatorluğu Safeviler tarafından kurulmuş, peşinden Avşarlara geçmiş, peşinden Kaçarlara geçmiş. Kaçarlardan kime geçiyordu? Onu bilmiyorum ama hatırlayamıyorum daha doğrusu şu anda. Son anda işte malum Pehlevi Şah'ına geçtik. Sıradan bir insandı, Şahlığa yükselmişti. Daha doğrusu daha önceki imparatorlar Türktü. Devlet Fars'tı, Rus Fars'tı. Şah Pehlevi ile birlikte bu şeye geçmiş. Hem Şah Fars'tı, hem Devlet Fars'tı. Ama Osmanlı şüphesiz ki bundan farklı. Şimdi bir yandan oradaki Fars İmparatorluğu'nun bir hücumlarıyla karşı karşıyaydı Osmanlı. Öte yandan Vahabi isyanlarıyla karşı karşıyaydı. Üçüncüsü, kendisini yenilemeyen, gerek devlet nizamı, gücü paylaşma konusunda, gerek sanayileşme konusunda kendini yenilemeyen hantal bir Osmanlı ile biz karşı karşıyaydık. Ve süt dinamik, Afrika'yı ele geçiren, Hindistan'ı ele geçiren, Amerika'yı ele geçiren bir Avrupa ile karşı karşıyaydık. Hay hay bizi 18. yüzyılda dahi istila edebilirdi. Bu gecikmiştir, veya 19 nihayetinde bitirebilirdi 1850'li yıllarda. Bu epey bir gecikmiş. Niye gecikmiş? Gecikmiş çünkü Avrupa bir bütünlük arz etmiyordu. Şimdi yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. ABD birlikte hareket ediyor. Yani burada biz demokratlar diyoruz, cumhuriyetçiler diyoruz. Bakın bu hafta içinde olan bir vaka, öyle değil mi? Yani ne yapacaklardı hocam demokratlar? Cumhuriyetçilerin başkanını azledeceklerdi. Ciddi miydi geçen hafta yaptıkları? Yok, zaten olmuş. Bütün yaptıkları dünya toplumlarının Trump karşıtı böyle adeta o öfkesini boşaltmak oldu hocam. Ne yaptı işte orada? Ne diyorlar ona, bu Temsilciler Meclisi Başkanı kadın? Pelosi. Buyurun. Pelosi. Nancy Pelosi gitti. Nancy Pelosi mi? İşte şeyin ifadesini yırttı. Neydi adı? Trump'ın ifadesini yırttı. Kendince Amerika'nın bu arada demokratlığını dünyaya ilan etti. Yani bu güç ayrımını ilan etti. Bu bir şov olmaktan öte bir şey değildi. Baştan beri aynı kanaatteydik. Trump Amerika'nın politikalarının bir neticesidir. Yoksa Amerikan politikalarının bir kurucusu falan değildir diye. Karşımızda böyle bir birlik var. Bu gerçekten ciddi bir soru. Şimdi buna karşılık biz ne yapabiliriz hocam? Asıl mesele burada. Yani biz mesela 20. yüzyılı şöyle bir hatırlayalım, Müslümanların halini. Müslümanlar kutuplu dünyadan gerçekten çok umutluydular yani. Aklımda birkaç kez programlarımda anlatmışımdır. Programlarımızda anlatmışımdır, bir daha anlatacağım. Yani şimdi Reagan'ın seçilmesine Müslümanların bir kısmı sevinmiştir.
Bunu bir imamdan, bir cami hocasından dinlemiştim. Obama da öyleydi. Obama da öyleydi. Diyordu ki ben müftülüğe doğru giderken benim tanıdığım bir imam, belli bir camiaya mensup bu arada, Risale-i Nur talebesi olarak kendi adeden. Şu anda epey değişmiş, Risale-i Nur talebeliği devam etmekle beraber hayattalar ikisi de. Benimle karşılaştı ve beni diyor şey biliyor, yani milli görüşçü biliyor, onu ima ediyor. Kazandı, kazandı diye diyor sağ elini kaldırarak diyor bana karşı hatta slogan attı. Seyda kim kazandı dedim. Reagan, Reagan dedi. Kazandı, ne olacak dedim. Bizi ne ilgilendiriyor? Sen bilmezsin dedi, bu ne menem dedi. Komünist düşmanıdır dedi. İşte biz kazandık dedi. Şimdi biz şu anda İslam karşıtı bu son Haçlı Seferi politikalarının tamamını esasen daha önceki döneme dayandırmamız gerekiyor da, yani şu an son öğrendiklerimizle artık elimize geçen yeteri kadar şeyle, dokümanla, ama tamamını neyle başlatıyoruz canım? Reagan'la başlatıyoruz. Çünkü önceki dönem planlama dönemiydi. Reagan'dan önceki dönem planlama dönemiydi. Reagan dönemi bu planın pratize edilme dönemiydi. Bu demokratlar ve cumhuriyetler açısından hep böyledir. Demokratlar döneminde planlamalar yapılır. Bu planlamalarla ilgili zemin oluşturulur. Bu da Müslümanların ihtilafıdır. Hı hı. Müslümanları bile düşürecek unsurların üretilmesidir. Cumhuriyetçi dönemde bu uygulamak, demokratların oluşturduğu ortamla ilgili uygulamaya geçilir. Burada bir arka devlet var, bir derin devlet var. Başkanlar burada bir piyon konumunda. Hı hı. Şimdi biz bu kutuplu dünyadan şunu öğrendik, medet umamayız. Bugün dünyasına bakalım hocam. Kimler var hocam? Amerika var. Şurada bir araya gireyim. Böylece. Yani destekleme açısından normalde hani şeyi hatırlayalım. Bundan 3 yıl önce Trump geleceği zaman verdiği sözler neydi? Hani normalde demokratlar ve cumhuriyetçilerin farklı şeyi var. Planlamayı yapar, cumhuriyetçiler uygular. Normalde Trump'ın aslında bir cumhuriyetçi gibi davranmaması bekleniyordu. Evet. Ne diyordu? Ben geldiğimde Afganistan'dan çekileceğim, Irak'tan çekileceğim, Suriye'den çekileceğim. Değil mi? Evet. Bu şeylerle hani seçim sürecini böyle sürdürdü. Çekileceğim, Amerika kendi sınırlarına çekilecek şeklinde. Ama bakıyoruz hiçbir şey yok. Tipik bir cumhuriyetçi politika devam ediyor. Evet. İşte mesele bu esasen yani. Şimdi kimler var dünyada güç olarak? ABD var, Rusya var, Çin var. Üç tane büyük güç var. Bunlardan ikisinin emperyal emelleri biliniyor. Çin'in pek emperyal emelleri bilinmiyor. Çin ehli kitap olmamakla aynı zamanda medeniyetten de yoksun kalmış. Marksistleşmekle birlikte, hı hı, dünyada bir kendine ait bir medeniyet, bir ideoloji geliştiremedi. Benzer bir bunalım şimdi Rusya'da yaşıyor. Rusya esasen Batı ile işbirliği yapan ama Batı ile aralarında sorun yaşayan tipler üzerinden bölgede var olmaya çalışıyoruz. Zira kendine ait bir dünya görüşü yok. Marksizm çöktü. Yükselen güçler var hocam. Hindistan bu yükselen güçlerden biri. Avrupa Birliği, yükselen bir güç var Hindistan. Ve zayıflayan bir güç var Avrupa Birliği. Yani 5 büyük güçten bahsedebiliyoruz dünyada. ABD, Rusya, Çin. Hı hı. Öte yandan Hindistan yükselen bir güç, Avrupa güneyde, Birliği. Avrupa Birliği kuzeyde zayıflayan bir güç, böyle bir dünya yapısı var. Şimdi bunların hiçbirinin Müslümanlarla ilişkisi iyi değil. Bunların hiçbirinden umut yok. Yani bir kere Rusya'nın Müslümanlarla çok acı bir, evet, şey var, hikayesi var. Rusya temelde İslam'a karşı var olmuş bir devlettir. Kısmen Katolik Avrupa'ya, hı-hı, genelde İslam'a karşı oluşmuş, evet, bir devlettir. Hindistan'ın hali keşfir sorunu belli. Yani dışarıdan gelen göçmenleri vatandaşlığa kabul ederken Müslüman olanları kabul etmemek gibi bir, hı-hı, şey geliştirmiş. Bangladeş ve Pakistan üzerinde nüfusun artmasından endişe ediyor bu arada. Müslümanlar orada sıkıştırılmış çünkü. Geniş coğrafyayı kendine almış. Müslümanları Bangladeş'e, Pakistan'a sıkıştırmış. Keşmir'deki hal İsrail'den aşağı kalmıyor. Şimdi en acı bizimle hikaye yaşayan, en az hikaye yaşayan kim hocam? Çin. Hı hı. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıkları, Myanmar politikalarına verdiği destek gözler önünde. Şimdi bunların hangisine sırtımızı verirsek acaba hançerlemez bizi.
cellatlar arasında birini seçmemiz isteniyor. İsteniyor. Tabii öyle. Şimdi günlük siyasette o strateji ayrı bir şey. Şey ayrı bir şey. Politika ayrı bir şey. Taktik ayrı bir şey hocam yani. Politik, taktik apayrı şeylerdir. Şimdi günlük bir taktik olarak veya bir politika olarak siz Rusya veya Amerika'dan yana devlet olarak bir taraf olabilirsiniz veya Çin'den. Bunun siyasi anlamda çok mahsuru da yok. Yeter ki büyük stratejiye hizmet etsin. Şimdi diyelim ki biz burada İslam alemi için bir kurtuluş stratejisinden bahsediyoruz. Büyük bir kurtuluş stratejisinden. Acaba bu kurtuluş stratejisinde bunlardan hangisi bizim için stratejik müttefik olabilir acaba? Mümkün mü? Hiçbir bunlardan biri zaten Türkiye bir dönem ben ABD'nin stratejik müttefiğiyim dedi, doğru mu? ABD ne yaptı? Reddetti. Yani sen benim stratejik müttefiğim olamazsın. Benim stratejik müttefiğim İsrail'dir dedi. Bu çok mühim bir vaka. Tabii. Neydi ki bu strateji acaba Türkiye'yi ortak yapmayıp da İsrail'i ortak yapıyordu? Peki İslam aleminde herhangi bir ülke, bugün Rusya ile birlikte hareket eden, onun politikalarını icra eden herhangi bir ülke Rusya ile hangi konuda hocam stratejik müttefik olabilir? Yok, hiçbir ortak bir strateji yok ki. Bir strateji olamaz. Medeniyetler. Zira hocam strateji ideallerin bir karşılığıdır. Strateji ideallerle şekil bulur. Sizin bir cihan mefküreniz olur. Ne üzerine? Bir inanç üzerine. Doğru mu? Şimdi İslam ülkesi olacak ama ABD'nin inanç mefküresinin yansıması olan bir stratejinin ortağı olacak. Bu baştan itibaren olmayacak bir şey ki rasyonel davrananlar dediler ki bu doğru değildir. Sen bizim stratejik ortağımız olamazsın. Türkiye bu reddedişle kendine epey geldi. Yani bereket ki olamazsın dediler. Olacaksın deselerdi kim bilir ne yaşayacaktık biz. Ha, şimdi geldiğimiz bu noktada parçalı bir dünyada yani çok güçlü bir dünyadan bizim dışımızda gelişen bir çok güçlü bir dünyadan bir kere bize hayır yok. Bize umut yok. Bundan maalesef bize bir kurtuluş denklemi çıkmıyor. Bizde dediğim gibi stratejimiz nedir? Adeta hani Türkler derler ya Ergenekon'dan çıkmak diye. Bizim için öyle bir hal şu anda. Biz sarılmışız. Etrafımız demir perdeyle örülmüş. Başımızda dipçikler, kafamıza dipçikler duruyor değil mi? Kurşunlar. Kafamıza dipçikler inmiyor. Kurşunlar yağıyor kafamıza. Bu bir hakikat. Şimdi bu hakikat altında biz kendimiz için bir çıkış yolu arıyoruz. Bunlardan hangisi bize çıkışa giden yolu gösterebilir? Bu imkansız. O halde bütün mesele şu. Bizim yeniden kendimize bakmamız lazım. Yani İslam alemi olarak kendi kurtuluşumuzu, kendi imkanlarımız üzerinden inşa etmemiz lazım. Eğer biz bu noktada bu çıkışı bu şekilde yapmazsak öyle görünüyor ki bizim çıkış kapısını bulmamız mümkün değil. Burada sahabenin Arap Yarımadası'ndan çıkışı bizim için çok büyük bir misaldir. Şöyle bir çıkışla biz karşı karşıyayız. Evet. Arap kıtasından dışarıya çıkış şöyle hocam yani harita olsa veya şekillendirilse bir yanımıza Sasani'yi itiyoruz. Öte yanımızda hem Nasıl kuzeyimizde yani? Hem doğumuzda esasen hocam. Biz Bizans'ı itiyoruz. Ve buradan bir çıkış yapıyoruz. Bu çıkışı yaparken, efendim Rum suresi hepsi evet yerine. Ama biz bu büyük çıkışı yaparken bu güçlerden herhangi birine sırtımızı dayamıyoruz. Evet. Çok kritik bir nokta olmamıza rağmen. Şimdi dayamamak, hiç dayamamak elbette hani mutlak bir hüküm müdür? Hayır. Elbette taktikler, devletlerin taktikleri, politikalarıyla stratejileri birbirinden ayrılır. Siz bir taktik olarak en büyük düşmanınız kimse ona dost bile görünebilirsiniz. Çok tabii bir şey. Siyaset yani fertlerin günlük ilişkilerinden çok farklı bir zemin üzerine gelişir. Yeter ki siz o şeyi gözetleyin, o büyük hedefi hiçbir zaman unutmayın. Zaten küçüklerle büyükler arasındaki farklar budur. Küçükler stratejilerle taktiklerini karıştırırlar. Büyüklerse taktiği, politikayı, stratejiyi birbirinden tamamen ayırırlar. Taktik ve politikayı strateji doğrultusunda yönetirler. Şimdi ne olacak peki? Yani bu vaziyet karşısında biz ne yapabiliriz? Oturduğumuz coğrafya bir kere çok
mühim bir coğrafya hocam. Yani üzerinde yerleştiğimiz coğrafya çok mühim bir coğrafya. Şimdi biz havacılık çağına girdik, uzay çağına girdik. Fakat bu coğrafya stratejik önemini kaybetmemiş. Dünyanın merkezinde burası. Normalde bu küresel dünyada havacılığın bu kadar geliştiği, uzay çağına geçtiğimiz bir dünyada dünyanın merkezinin değişmesi gerekiyordu. Hı hı. Yani Orta Doğu'nun dedikleri noktanın bir önem kaybına uğrayıp buranın dünya açısından artık eskisi kadar kıymetli olmaması gerekiyordu. Mesela Güney Asya konumuna düşmesi gerekiyordu. Hı hı. Ama böyle bir şey yok hocam yani. Kimsenin Güney Asya'daki gelişmelerle yakınla ilgili olduğu yok. Sri Lanka'da darbe mi olmuş zor duyuyoruz. Ama Lübnan'da bir ağacın yaprağı kıpırdasa dünya ne oluyor diye toplu halde oraya bakıyor. Bura bir hakikat. Bu İsrail'den mi kaynaklanıyor? Hayır hocam yani bu ilahi, bu bir fazilettir. Bu bir fazilet. Yüce Allah İslam'ı ahir zaman dini kılmıştır. Bu ahir zamanda buraya verilmiş bir konumdur bu. İnsanlığın dikkati bir şekilde buraya geliyor. Kim beklerdi burada petrolün çıkmasını? Petrol çıkmasa acaba Arap kıtasının ekonomik değeri neydi? 1900'lü yılların başında Mekke ve Medine'ye giden hacılarımızın bize anlattıkları çok ürkünçtür, çok ürkütücü hususlardır. Hatta bana şöyle anlatılmıştı. Babam ya kendi yaşamış ya dede ya babasından aktarıyor. Diyor ki biz hacca gittik. Şimdi hala diyor 60'lı yıllara kadar Osmanlı usulü geçerliydi haçta. Ülke farkı gözetilmeden İslam şehirleri Mekke'deki aileler arasında bölüştürülmüştü. Sizin hac getirinizden yani o ekonomik getiriden bir miktar o aileler bundan istifade ediyorlardı. Bununla beraber oraya gittiğiniz zaman Mekke'de karmaşık ortamda size mihmandarlık yapıyorlardı. Size sahip çıkıyorlardı. Hatta eğer ekonomik imkanları yeterse çok da diyor iyi insanlardı. Size bir ziyafet veriyorlardı. Herkes kendi hacılarına bir ziyafet veriyorlardı. Biz diyor Siirt hacıları idik. Fakat Mardin hacılarıyla birlikte hareket etmiştik. Adam diyor gelip dedi ki sen çocuklarımın rızkına mani oldun ya dedi. Ben bir yıl bununla geçiniyorum. Size mihmandarlık yaparak geçiniyorum. Burada sen bu kadar hacıyı öbür tarafa aktardığın zaman ben ne yiyeceğim, ne içeceğim dedi. Öyle bir diyor üzüldü ki diyor. Üstelik diyor samimiyetle hizmet de ediyordu. Ziyafet veremediği için mi yani? Yok yok hocam. O ekonomik gelirden bir miktar onlara pay ayrılıyordu. Evet. Tabii. Ona bir miktar pay ayrılıyor. Diyor ki bu payı sen götürdün başka yere vermişsin diyor. Evet. Her mihmandar kendi payını sonra kendi aralarında diyor halletmek durumunda kalır. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Arap Yarımadası aç ve sefil kalacaktı petrol çıkmasaydı. Evet. Dolayısıyla buranın ilahi olarak buranın stratejik önemi hala korunuyor. Şimdi bu stratejik öneme sahip yeri bizim korumamız için güçlü olmamız lazım. Onun başka bir yolu yok. Ve bizim bu gücü bir odak nokta bulmamız lazım. Bir manevi odak nokta bulmamız lazım. Ve bir maddi izah getirmemiz lazım. Manevi odak nokta bu toplumları burada bir araya getirecek ve burada bir ittihat zemini oluşturacaktır. Maddi izah, maneviyatla ilişkisi zayıf siyasi ve toplumsal kesimlerin bizi anlamasına ve bu büyük ittifaka katılmasına vesile olacaktır. Eğer biz bu manevi odağı oluşturmaz ve bu maddi izahatı getirmez, burada bunu iç içe geçirmezsek, sentez deniyor ama belki sentezle ifade etmek lazım, burada bir terkip meydana getirmezsek, bizim şu anda bu stratejik öneme sahip toprakların hakimi olarak varlığımızı sürdürmemiz mümkün değil. Daha önce bir kısmi istila vardı. Esasen özellikle Arap kıtası için malum kısa bir süre bir fiili istila oldu. Yani 1917'den başlatabiliriz. İşte en geç 1948'lerde Arap kıtasında büyük ölçüde evet, istila tabii. Bitti. Gerçi Birleşik Arap Emirlikleri gibi küçük yerleri sayarsak 70'li yıllara kadar devam etti. En geç Birleşik Arap Emirlikleri bu arada şu anda dikkat edin. En geç fiili sömürgeden kurtulanı o bölgenin tamamını hatta Afrika'nın ve Arap kıtasının tamamının riyasetine geçirmişler. Evet. Bunda çok dikkat çekici bir husus. Ama işte Irak, Suriye gibi bu bölgenin asıl unsurlarına dikkate alırsak Mısır gibi
Yani işte 1940'larda bu fiili istila, İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte bitiyor. Fakat arkasından bu sefer gayri resmi bir istilayla karşı karşıyayız. Onu şeye bıraksak çünkü... Şurayla bitireyim hocam inşallah. Toparlayalım o zaman. Eğer biz burada bahsettiğim o manevi odağı yeniden inşa etmez ve bu manevi odağı bir manevi odağı aynı zamanda bakın. Aynı zamanda. Manevi izah da gerekiyor ama aynı zamanda maddi bir izah da getirmezsek bizim burada yeniden fiili istilaya uğramamız mukadderdir. Yani biz Gazze'de olmayacağız. Biz Kudüs'teki bir Filistinli gibi cebimizde İsrail kimliklerini açık açık taşımak durumunda kalacağız. Görünen budur. Buyurun hocam. Evet hocam. İkinci bölümde aslında biraz daha detaya gidelim değil mi? Şu an çünkü süremiz de şey oldu. Evet. Biraz açtık sanki. Ya bu işin milliyetçilikle ilişkilendirelim. Milliyetçilik kısmına geçeceğiz. İkinci neden milliyetçilik vurgusu? Evet. Evet muhterem izleyenler kısa bir ara. Aradan sonra biz bunun nedeni ne? Hani Müslüman toplumun parçalanmasının nedeni olarak milliyetçiliği konuşacağız ve milliyetçilik aynı zamanda olumlu manada kullanılabilir bir aygıt mıdır? Bunu inşallah Abdülkadir Hocam'la konuşacağız. Evet muhterem izleyenler devam ediyoruz. İslam dünyasının Müslümanların genel resmini birinci bölümde Abdülkadir Hocam ifade ettiler. Asıl mevzuya, bizim asıl mevzumuz genel resim tamamlandı. Bir vaka var. 2 milyarı esir etmeye çalışan, hocamın deyimiyle adeta işte daha hapsetmeye çalışan bir saldırı var. Bu saldırı olurken Müslümanlar da kendi içinde parçalanmış. Yani esirlerin birbiriyle vuruşması, esirlerin birbirini katletmesi daha feci bir şey. Şu an böyle bir şey yaşıyoruz hocam. Yani mesela eski Türk destanını örnek verdiniz ya. Evet. Onlar arasında hiç değilse bir birlik vardı, çözüm arıyorlardı. Evet. Biz şu resmin bu kısmına da biraz girelim. Yani esir edilmeye çalışanlar, yani esir edilmeye çalışılan kesim Müslümanlar kendi aralarında da sorun yaşıyor. Evet. Bağımsızlık duygusu gelişmiyor bundan öncelikle dolayı. Öncelikle şunu ifade edeyim hocam. Yani İslam alemindeki mevcut çatışmalar dünya tarihi açısından çok minik tabii, çok minik çatışmalardır. Kesinlikle. Yani Suriye'de bilmem Dımaşık Beyi'nin diyelim çevrede bir iki örgütle çatışması. Hı-hı. Bu dünya genelindeki bu savaşlar açısından tabii. Çok basit savaşlardır. Hı-hı. Veya Irak'taki savaş, hatta Libya'daki savaş, neredeyse şehirler arası savaş gibi bir şey bu. Hı-hı. Yani bu dolayısıyla biz İslam aleminde beynel minel bir savaş yok. Evet. Ülkeler savaşı yok var mı ben? Yok. Vakale savaşları yürütülüyor ama beynel minel bir savaş çıkarılamamıştır. Çıkarılmak istenmiştir ama hı-hı, çıkarılamamıştır. Yani son 100 yılda İran-Irak savaşı dışında İslam aleminde bir savaş yaşanmamıştır. Bunların hepsi çatışmadır hocam. Savaş evet, değildir. Buradaki bu çatışmalar, siz Ukrayna'daki çatışmaları hiç duymuyorsunuz bile. Hı-hı. Ama bize Suriye'deki çatışmaları alabildiğine büyüterek önümüze koyuyorlar. Bu da başlı başına bir taktik. Bunu özellikle ifade etmek lazım. Evet, İslam aleminin birlikte hareket edememe problemi vardır. Ama İslam aleminin birlik olmama sorunu yoktur. İslam alemi burada ana meselelerde hala aynı ruh yapısına sahip. Bunun en güzel örneği İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. İslam İşbirliği Teşkilatı'na geldiği zaman hiçbir ülke tümüne muhalefet edip kenara çekilemiyor. Yıllardır böyle hocam. Yani ve bu batılı sosyologların, siyasetçilerin acayip bir dikkatini çekiyor. Yani 46 tane ülke bir araya geliyor. Herkes bir şekilde temsilci gönderiyor. Hı hı. Ve herkes oradaki kararlara ittifana katılıyor. İdealler, İslam aleminin idealleri konusunda Batı'yı ürküten bir birliklik var. Buna Esad Suriye yönetirken de bu birlikten ayrılmıyordu. Hı. Veya Yemen Komünist Cumhuriyeti de bu birlikten ayrılmıyordu. Bu çok garip bir hal. Bizdeki birlik çatışmadan daha güçlüdür. Farklı mezhep yapısından olmak da bu birliğe, muhalefete yol açmıyor. Yani adam bambaşka bir dünya, kendine ait bir tarih kurgusu var, kendine ait bir idealleri var. Ama İslam İşbirliği Teşkilatı'na geldiğinde ittifak içinde yer alıyor. Bu birlik meselesi bizde ihtilaftan daha güçlü. Çatışmalarda son derece savaş yok. Bizde aramızda savaş yok. Tamamen burada bir çatışmalar var, hı-hı, ve çekişmeler var hocam. Şimdi çatışma var ve çekişme var. Ben bazen El Arabiye ile El Cezire'yi peş peşe izlerim.
böyle o çekişme o kadar böyle Hacivat Karagöz gibi bir hal var yani. Bunun Müslümanlara maliyeti elbette büyük, kabul ediyorum. Bunun Müslümanlara maliyetin büyük olması ayrı. Burada çekişmeye, çatışma demek, çatışmaya savaş demek apayrı şeylerdir. Birbirlerinden çok farklı unsurlardır. Çekişme ayrıdır, çatışma ayrıdır, savaş ayrıdır. Beynel minel savaş apayrı hususlardır. Yani büyük savaş apayrı hususlardır. Her birini kendi zemine oturtmamız lazım. İslam alemindeki savaşın adını biz koyabiliriz. Bu bir çekişme ve çatışmadır. Herhangi bir savaş falan söz konusu değildir. Türkiye'nin Mısır'la Akdeniz'de çekişmesi gibi. Evet. Veya bilmem Suriye'deki çatışmalar gibi ama bu şey değil. Ha, şimdi hocam, biz ne üzerine bütünleşebiliriz? Bir kere birlik ruhu bizde iyidir. Ama bizi bölen bazı hususlar var. Biri bizim kadim tarihimizden kaynaklanan ve son dönemde iyice harekete geçirilen mezhepçilik meselesi ama İslam aleminde mezhepçilik İslam aleminin tümünü bölebilecek kadar güçlü değildir. Yani ana mezhep yapısı %90 ve küsürdür. Böyle bir dünyanın mezhep bölünmesinden bahsetmesi bile komiktir, gülünçtür. %90 üzeri bir buluşma söz konusu iken ana hatlarıyla diğer %10'u da bu %90 genel anlamda dışlamıyorken burada mezhep çatışması var demek bir hikayedir. Mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır esasen. Lehte veya aleyhte. Yani istiyorlar ki batıdaki o Katolik Ortodoks çatışması Katolikliğin parçalanma süreci. Ya bu mezhep taraflarından bir tanesi bu çatışmayı, onun için hep gündeme getiriyor. Bu çatışmayı kendi güçlü görüyor ve bu çatışmayı oluşturmak istiyor. Ve dünya buna destek veriyor. Bunun başka tarafları var. Yoksa İslam aleminde bir mezhep meselesi yoktur. Bunun bir kere bilinmesi gerekiyor. Evet. %90 küsürlük. Siyasaldır. Bütünleşme var. Gerisi siyasaldır. Ve bazı stratejik hedeflere dönüktür. Bu bir oyundur. Bizim bu oyundan kendimizi fazlasıyla kurtarmamız gerekiyor. Efendim İslam aleminin mezhepsel şuna ihtiyacı vardır. Yalan. Yok böyle bir şey yani. %90 küsür ne? Ne olmuş yani? %10. %90 birlikte herkese bitecek ki kaldı ki o %10'u da. Bu %90 kabulleniyor. Sen kardeşimsin diyor. Evet. Nerede mezhep çatışması Allah aşkına yani? Nerede şu cepheler? Kimin cepheleri kuruldu şu anda nerede? Biz şimdi Irak'taki bile o kadar renkli ki. Suriye'deki bile o kadar renkli ki. Yani Şafiilerin en meşhur, yani Şafiilerin Diyanet İşleri Başkanı Suriye'de Esad yanlısı. İnkar edilebilir bir husus mudur bu? Dolayısıyla orta böyle net bir mezhep yarılması söz konusu değil. Bizim ama milliyetçiliğin bizde bir tahribatı var gerçekten. Bir güvensizlik oluşturmuş. Bizde kadim bazı güvensizlikler var hocam. Bunun arka planını ifade edip hızla inşallah programı şey yapmam. Yani bizde Emeviler döneminde Arap unsurunun güçlendirilmesi çabası var. Bu merkezi İslam aleminin güçlendirilmesi açısından yerinde bir politikadır. Yerinde bir politikadır. Gerekli bir politikadır. Çünkü çok eleştirilir. Devleti anlamayanlar veya Emevileri bu konuda eleştirirler. Devlet çekirdeğini sağlama alır. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'in Hicaz'ı garantiye alması gibi bir husustur. Ama bunu buradan kesersek elbette hata olur. Bunun bir aması var. Ama bunun İslam aleminin diğer taraflarına dönük zaman zaman bir ayrımcı politika gibi görünmesi veya böyle tasarlanması. Böyle tasarlanmış mıdır? Ben kendi tarih okumalarımdan ikna olmuş değilim açık söyleyeyim yani. Ama böyle görünmüştür. Evet. İmaj budur. Kabul etmek lazım. İmaj budur. Bu bizde işlenmiştir. Bunun yaşanmış olması ayrı, işlenmiş olması ayrıdır. Bu yaşanan şey işlenince bizim zihnimizde Emevilerin yeri böyle Arapça olarak görünmüştür. Ve burada Arapların şahlandığı dönemdir. Esasen fetihlerin sürmesi için de bizim burada Arapların şahlanmasına da ihtiyacımız vardır. Abbasiler dönemine geçtiğimizde ise bu sefer merkeze başkaları önce Farslar sonra Türkler ciddi bir şekilde önemsenmiş. Bunun yedeğine de aynı zamanda Kürtler var. Çok ciddi bir şekilde Kürtler var. Önemsenmiş ama Arap kıtası çok ağır bir ihmale uğramıştır. İnsan acıyor, çok üzülüyor. Ve Arap kıtasının ihmali sonraki ıslahlarla, biz burada Eyyubiler dönemini, Arapların bir Eyyubi sevdası var malum. Bu gerçekten diğerlerine karşı değildir. Eyyubiler bu konuda büyük hizmetler yapmışlar Araplara yani. Bütün şehirlerini imar etmişler. Bu Allah rahmet eylesin, Nureddin Zengi ile başlamış. Selahaddin ile devam etmiş bir gazalici, ümmetçi bir yapıdır. Irkçılıktan uzak,
ırkçılıktan tamamen uzak bir gazali fikriyatıdır. Bu fikriyatın bu bölgeye hakim olmasıyla Araplar büyük hizmetler görmüşlerdir. Memluklar bunu sürdürmüşlerdir. Ama Memluklar yapısal olarak gelişmeye müsait bir toplum değiller. Mısır'daki o Selahaddin'in başlattığı devrimi durdurmuşlardır. Osmanlı'ya geçtiğimizde Osmanlı döneminde büyük ölçüde Arap kıtası ihmal olmuştur. Yani bize İhlab tarihlerinde öğretilen Şam-ı Şerif falan, yani Allah aşkına ne yapıldı? Filistin'in eserlerine hangi eserler eklendi? Anadolu'da bile yok hocam. Bırakın Arap coğrafyasını. Allah rahmet eylesin Sultan Abdülhamid'e kadar. Sultan Abdülhamid de birlikte burada buraya bir yöneliş vardır. Ve bu zihnimizde bazı tortüller oluşturmuş. Bazı sıkıntılar meydana getirmiş. Emevi süreci, Abbasi süreci, o ardından gelen Osmanlı süreci ve Osmanlı-Fars İmparatorluğu çekişmesi. Bu ikisi arasındaki çekişmeler zihnimize bazı bir milliyetçilik için bir zemin oluşturmuş. Ama bize esasen, bizdeki esas milliyetçilik 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında Türkler ve Araplar üzerinden inşa edilen sömürgeci milliyetçiliktir. Nedir sömürgeci milliyetçilik? Birbirimizle çatışma ve sırtını Avrupa'ya dayama. Bu çok komik bir milliyetçilik tarzı bu arada. Yani sen iyi bir Türk olunca iyi bir batıcı oluyorsun. Ve Arap'ı vuracaksın. Veya Kürt'ü vuracaksın. Sen iyi bir Arap olduğun zaman sırtını gene Avrupa'ya dayanacaksın ama Türk'ü vuracaksın. Sen iyi bir Kürt olduğun zaman sırtını Avrupa'ya dayayacaksın, Arap'ı ve Türk'ü birlikte vuracaksın. Bunun resmi bu. Karikatürize rahatlıkla edilebilecek bir şey bu. Bunun bu resim altında bize bir milliyetçilik inşa edilmiş. Buna ben müstemleke milliyetçiliği diyorum, sömürge milliyetçiliği diyorum. Ve bu bizde epey etkin olmuş. Buna karşılık İmam Hasan el-Benna'nın, Üstad Bediüzzaman'ın, İmam Hasan el-Benna ifadeye dökmemiş. Ama fiilatta yönelmiş. Üstad Bediüzzaman müspet milliyetçilik dedikleri bir milliyetçilik var. İşlev görmemiş. Milliyetçiliğin müspeti olmaz yani. Bu anlaşılmış bizim açımızdan. Öte yandan 100 yıllık süreç bize şunu gösterdi. Ümmet bakiyesi bir coğrafyayı kayyumlara bölüp, net kayyumlara bölüp, sonra bu coğrafyayı paylaşmak çok büyük sorunlar doğuruyor. Ortak yerler oluşmuş hocam. Bana mı ait, sana mı ait? Kavmiyetçileşmek burada doğrudan çatışmayı getiriyor. Katolik Avrupa'nın milliyetçileşmesi gibi o korkunç savaşlara yol açmış. Nihayetinde İki Dünya Savaşı'nda faşizmle Avrupa'nın tükenmesine yol açmış. Doğru mu hocam? Yani. Tabii. Çünkü Katolik bir Avrupa vardı, bir tek parça. Sonra siz bunu bölmeye kalkıştınız. Üstelik Avrupalılar, Avrupa'da serbest dolaşım hakkı yoktu. Olmadığı için herkes kendi mekanındaydı büyük ölçüde. Fakat yine de Normanlar sınırları aşıp Fransa'dan hem İngiltere'ye yerleşmişlerdi, hem İtalya'ya yerleşmişlerdi. Bilmem, buna benzer bir Almanlar İspanya'ya yerleşmişlerdi. Karışıklıklar vardı. Ve milliyetçilik demek Yahudilerin Avrupa'ya oynadığı en ağır oyundur gerçekten. Hiçbir Avrupalı şuur altında bunu unutmamıştır. Asla unutmaz da yani. Unutamaz çünkü. Böyle bir şey unutulamaz yani. Bu yok ettiler. Şimdi bizim bize bu konuda ısrar etmemiz, paylaşımcı, buraları bölelim mantığı üzerine kurulan, anlaşamadık bölüşelim mantığı üzerine inşa edeceğimiz bir milliyetçiliğin bize getireceği çatışma ve savaştır hocam. Ve sürekli bir savaştır. Nihayetinde yorulacağız, Avrupa Birliği diyeceğiz ama Avrupa Birliği'nin ömrü 50 yıl bile değil. Olmadı. Düzgün Avrupa topluluğuydu, Avrupa ekonomik topluluğu toplam 50 yıl sürmedi, çöktü gitti. Olmuyor çünkü. Bizi kesmişsiniz, bitirmişsiniz. Şimdi bizim buradan bir yolun yarısından da olsa dönmemiz lazım. Burada bazı milliyet duyguları oluşmuştur. Kadim tortülleri var da Avrupa yeni bir şey yaratamaz aşağı. Yahudiler de yaratamazdır. Modern öğretilerle bu örgütlendirildi. Siyasal bir zemine oturtuldu bu milliyetçilik. Şimdi bu siyasal zemine oturtulmuş milliyetçiliği bir günde bizim izale etmemiz mümkün değil. Bütün bu kötülüklerini bilmekle birlikte bizim acil bir birliğe çağrımız var. Bu acil birlik içinde benim kastım şuydu. Manevi odak. Bu coğrafyanın batı istilasından kurtulmasıdır toplu halde. Bizim hürriyetimizdir. Ama şimdi kendi hali üzerine. Şimdi teoride çok güzel. Evet, maddi destek
bizim esaretimizin bize getireceği neticeleri izahdır. Biz bu manevi odağı iyi ifade ettiğimizde, maddi izahla da bunu desteklediğimizde, biz burada bütün kesimler birlik halinde çatışmak yerine dayanışarak anti-emperyalist bir yola girebiliriz. Bu milliyetçiliği güçlendirme, pekiştirme değildir. Hı hı. Bu milliyetçiliği tasvip etme değildir. Milliyetçiliğin günahlarını temize çıkarma değildir. Sömürgeciler tarafından üzerimize salınan gücün sömürge üzerine salınması harekatıdır. Silahın yönünü değiştirme harekatıdır. Arkadaşlar, bunlar bizi birbirimize öldürmek istiyor. Yani bunu şöyle düşünün, bir arena düşünün. Hı hı. Ondan sonra terminatörler düşünün. O çatıştırılan köleler düşünün. Bunu seyreden efendiler düşünün. Düşünün ki orada kılıçla birbirine giren o iki köle gladyatör omuz omuza veriyor ve hey deyip o arenadakilere yöneliyor. Arena hakimiyetini ele geçiriyor. Kastım tam olarak budur. Evet. Her birimizi ayrı bir yerden kışkırtmaya çalışıyorlar. Biz birimizin kulağına fısıldayalım. Diyelim ki bunlar bizi oyuna getirdiler. Omuz omuza verelim. Ve biz bunu yaptığımız zaman zaten omuz omuza vermemiz o arenadakilerin kaçışması için yeterlidir. Evet. Adamlar birliğimizi zihinlerinde tek başına haşa tanrısallaştırmışlar. Her işi yapabilir bir tanrı konumuna bürünmüş. Demişler ki İslam'ın, hı hı, birliği keskin bir kılıçtır. Her şeyi yapabilecek bir ilahtır haşa demişler. Müslümanlar bir olmuşlarsa bize ekmek kalmaz demişler bu coğrafyada. Buna inanmışlar zaten. Bu onların şuur altında zaten, hı hı, var. Yeter ki burada olmuş. Biz bunu teşvik edebiliriz. Bir acil bir çözüm olarak bunun önce bir fikri zeminini tamamlayıp bunu siyasal bir çağrıya derhal dönüştürebiliriz. Bu büyük bir imkan. En büyük sorun burada inanmamaktır. İmanı eksik olanların hali çukurda kalmaktır. Önce imanın başlangıcı da insanın insana inanmasıdır. Hı hı. Allah'a inanması değil. İnsan insana inanınca Allah'a inanır. Tabii. Şu anda İslam alemindeki en büyük sorunlardan biri insanın insana imanının bitmiş olmasıdır. Evet. İnsanın insana imanı eğer inşa edilebilirse o zaman Allah'a iman tazelenir ve bu coğrafya mutlak bu çıkışı sağlayabilir. Buyurun hocam. Ben şeyi soracaktım. Yani bu siyasal değil, daha çok aslında zihinsel. Sizin söylediğiniz şey, yani bireyler, fertler, toplumlar zihinsel olarak bu hazırlığı yapmalıdır. Biz bir araya gelirsek, gladyatör örneğin üzerinden gidecek olursak. Evet. Ya yoksa siyasal olarak yok, çok kastım hepsidir. Kastım siyasal da. Yani biz burada Birleşik Arap Emiri bin İbn Ziyad'a dahi çağrıda bulunabilmeliyiz. Birbirimizi ötekileştirme şansımız kalmamış. Hey İbn Ziyad, yaptığın doğru değil. Bugün bana, yarın sana. Gel anlaşalım. Ne istiyorsun? Söyle. Sen nereye kadar istiyorsun? Ne istiyorsun? Çünkü şunu bir kere bizim öğrenmemiz lazım. Bu dil yok ki Müslümanlarda. Şimdi işte onu oluşturalım. Mesele bu hocam. İman orasıdır esasen yani. Böyle olmuş. Kaç kez krizler yaşadığımızda böyle kurtulmuş. Hiç olmamış zaten. Biz oluşturuyoruz. Niye var? İrade bize niye verildi o zaman? İnkar edelim. Hep beraber o zaman cehennemin yolunu tutalım diyeceğiz. Önce dünya cehennemi, sonra uhrevi cehennem. Bu bir irade hareketidir. Şimdi çağıralım bu şey diyorum, İbn Ziyad diyorum. Neydi? Zayed. İbn Zayed. Yani diye Muhammed bin Zayed. İbn Zayed. Muhammed demek bir şey. Şimdi ötekileştirmenin bir anlamı yok. Şu çağrı yapamayız. Sen bugün bunu yapıyorsun. Ama bak, bu yaptığın bize ve halkına karşı büyük bir günah. Gel birlikte hareket etmek için zemin yoklayalım. İslam aleminde bu konudaki arayışlar zayıf kalıyor. Bunun siyasileri ilgilendiren kısmı var, toplumları. Eğer toplumun gücü siyasilerin gücünü geçerse siyasiler mecburen topluma uyacaklardır. Biz Haçlılarla mücadele ederken bazı beyler bu mücadeleye katılmak istememişlerdir. Ama halkın korkusundan katılmışlardır. Elimizde fazlasıyla yeteri kadar kayıt vardır. Halk katılmak istememiş. Halk demiş ki bu adam bizi helak edecek, mahvedecek. Halk yetiştirilmiş. Yönetici katılmak istememiştir. Halk yöneticiye baskı yapmıştır. Veya yönetici halka baskı yapmıştır. Bu birbirini tamamlayan bir sistemdir. Bir kere İslam aleminde herkes buna hazır.
Aramızda bir dil birliği yok. Birbirimize hitap etme şansımız yok. Bizde birlikçi fikriyatların ezici çoğunluğu Arap kıtası dışında gelişmiş. Ne biz Arapları anlayabiliyoruz, ne Araplar bizi anlayabiliyor. Ve bu bizim açımızdan hakikaten büyük bir sorun. Abdülkadir Türen oturup da Araplara hitap etmiyor. Arapçayı iyi anlıyorsa dahi Araplara hitap edemiyor. Büyük bir sorun. Arap da tek taraflı hitap ediyor çünkü hiçbirimiz anlamıyoruz adeta. Yani çok azımız anlıyoruz. Bazen seviniyoruz dahi anlamadığımızda, diyoruz ki oradaki fitne buraya geçmesin. Ama öyle bizim ona gerçekten baskın gelmemiz lazım. O coğrafyada varsa bir sorun, buna hitap etmemiz lazım. Ben şunu görüyorum yani. Meseleyi gönül dünyası meselesi üzerinden götürmek toplumsal zemine hitap eder. Mevcut yöneticilere çok hitap etmiyor. Ve bu çok çok büyük bir gecikmeye yol açabilir. Yani biz Müslümanız, kardeşiz, bu kıymetlidir. Ama bu bugünkü söylemde maalesef belki %25 karşılığı var. Evet. Bizim en azından bunu bir %50'ye çıkarmamız lazım. %50'ye çıkarabilmemiz için de katı milliyetçi olmayan, yani Türkiye'de daha çok bir kısmı İyi Parti'de bir araya gelen, bir kısmı CHP'de bir araya gelen ve gerçekten faşist yani. Araplarda bu Türk isimler var. Bu Sisi'yi destekleyen %5-6'lık bir kesim var. Esad'ı destekleyen bir kesim var. Türkiye'de de bunun temsilcileri var. Buralara gelmiş isimler var. Nerede bunlar yayın yapıyorlar? Bu faşizmin sesinde yayın yapıyorlar. Adam en katı İslam düşmanı, televizyon hangisi ise onda çalışıyor. Esad'ın adamı. Doğru mu? Evet. İsim verebilirim yani. Hüsnü Mahalli mesela. Bu arada bu tür böyle bir dolaylı bir ittifak da var. Bu %6, %7'lik kesimi etkilemeyebiliriz. Ama çok ciddi, ama çok ciddi bir milliyetçi kesim ümmete inanıyor hala. Şuur altında bile olsa. Fakat meseleyi salt ümmet üzerinden izah etmek bazen gecikmeye yol açabilir. Biz buna ciddi bir maddi izah getirmeliyiz. Yani böyle bir harekatın maddi olarak bizim işimize yarayacağını, bu dünyanın, bu coğrafyanın lehine olduğunu izah etmemiz lazım. İnsan yapısal olarak çıkarı sever, menfaati sever, menfaatin peşinden gider. Onu söylediğiniz anda sömürgecilikle suçlanacaksınız. Hayır, hayır, hayır. Bak, hiç anlaşılmadım. Yani. Benim kastım zaten o. Herkesin lehine diyorum. Bakın, herkesin lehine. Şunun şu anlaşılması lazım. Bizim bu dayanışmamızda Yemen'in hakkı ihlal edilmeyeceği gibi, Yemen'in hani diyor ya biz milli bir gücüz. Milli gücü olmayı inkar edilmeyeceği gibi bilmem Erbil'in de milli şeyi inkar edilmeyecek. Bilmem Bin Zayed'in de inkar edilmeyecek. Sudan'ınki de inkar edilmeyecek. Biz burada milliyetlerimizi yok edelim demiyoruz. Onun için dayanışalım diyoruz. Tamam arkadaş sen var ol bilmem Bahreyn ulusalcısı ol. Ne nasıl bir şeyse Bahreyn ulusalcısı. Bilmem sen Arap milliyetçisi ol. Sen Türk milliyetçisi ol. Burada diyoruz ki sizin Türk milliyetçisi, Arap milliyetçisi, Kürt milliyetçisi olmanız savaşmanızı gerektirmez. Neden? Her biriniz milliyetçi olarak da dayanışmıyorsunuz. Bu seküler milliyetçi kesimlere de bu hitap. Evet. Biz hep ümmet Müslümanlık üzerinden düşünüyoruz haklı olarak ama mutlak bir şekilde bizim bir strateji geliştirmemiz lazım ve strateji bütün unsurların değerlendirilmesini gerektiriyor. Şimdi biz Müslümanız, kardeşiz. Burada bir kesime hitap ediyor. Siyasal eylem açısındansa %25'leri geçmeyen bir kesime hitap ediyor. Eyvallah. İnanç olarak %90'ı bulabilir. Ama siyasal eylem açısından biz Müslümanız, kardeşiz söyleminin karşı %25, bu %25 çekirdek olarak çok kıymetli. Bunu koruyalım. Koruyalım. Ama diğerine alternatif yapmayalım. Diğerini de maddi izahla bununla aynı noktaya getirelim. Manevi odak noktasına getirelim. Eğer biz maddi izahla bu diğer kesimleri, seküler yani dünyevi kesimleri, bütün meseleleri dünya ganimet üzerinden verelim. Düşünen kesimleri, eğer biz onları bunun çıkarlı, çıkarlarına uygun, ortak çıkarlarda diyeyim bu, uygun olduğuna biz ikna edip bu ortak zeminde bunları biz buluşturabilirsek, buna inandırabilirsek ki inandırmak gerçekten zor değil. En zoru burada belki gönül kardeşliği üzerinden izahtır. Doğru. Katil. Adam diyor ki ya yüzyıllar boyu bundan ne çıktı diyor şimdi. Bu adam çünkü maneviyatı çökmüş. Biz ondan çöken bir maneviyat üzerinden siyasal bir eylem beklentisine giriyoruz. Ve tutumumuz rasyonel değildir. Rasyoneli burada Avrupa'yı anlamda değil, mantıklı değildir diyorum. Oysa tarihte benim gördüğüm bizi krizden kurtaranların Avrupa'yı anlamda değil, mantıklı olma anlamında son derece rasyonel olduklarıdır.
maddi çıkarları iyi izah ettikleridir. Demiştir ki ey Halepli, demiştir ki ey Şanlı, benimle beraber olman senin lehinedir, senin çıkarınadır. Burada şöyle bir şey izleyicinin kafasına da takılabilir. Bunu kim yapacak? Ha, bunu Mustafa Hoca yapacak. Bunu Ahmet yapacak, bunu Mehmet yapacak. Henüz böyle bir harekat yok. Evet. Yani böyle bir çağrı yok. Yok. Herkes son derece ürkek ve seyirci konumundayız hala biz. Hı hı. Burada çok yalan yanlış. Efendim biz savaştırılıyoruz. Ne derim biz savaştırılmış? %90'ımız gönüllü seyirci tribününde şu anda. Hı hı. Çekilmiş seyirci tribününe. Bir kısmımız, az bir kısmımız çekiştiriliyor, çatıştırılıyor, savaştırılıyor. Ve biz istilacılarımızla beraber seyrediyoruz. Sahaya inmediğimiz gibi, sahaya inmediğimiz gibi doğrusu taraf da tutmuyoruz zihnimizde. Hı. Hatta diyoruz ki ya direnen de ne çıkacak yani? Kim direndi de bundan bir şey çıktı diye moral kıran bir seyirci konumundayız ki eğer ümmetin yeniden ben bir karikatürist olsaydım bunu bu şekilde karikatürize ederdim. Hala ümmetin mühim bir kısmı aslında seyirci tribününde bakıyor ne olacak diyor. Yani ona göre diyor bakarız diyor. Ben burada diyor rahatım diyor. Şimdi kim yapacak meselesini arkadaş sen ey kim yapacak diyen kişi bunu bizzat sen yapacaksın. Bu bir irade meselesidir. Kim bilebilirdi ki Musab bin Ümeyr'in Medine'nin hidayetine vesile olacağını? Kim bilebilirdi ki Hazreti Cafer'in Necaşi'yi yumuşatacağını? Kim bilebilirdi ki Halid'in Müslüman olacağını? Hı hı. Bütün bu unsurların bir araya geleceğini ve ortaya bir İslami Kurtuluş Hareketi'nin çıkacağını kim tahmin ederdi? Hendek Savaşı'nı düşün. Hazreti Peygamber vururken baltasını taşa ne diyor? Sasani kaplarını açtım. Şuna bak dedi biz geceleyin diyor biz. Hacete çıkamıyoruz. Evet. Fakat o bize Sasani kapılarından bahsediyor. Aradan 10 yıl geçmiyor hocam yani. Sasani sarayının çökmesinin üzerinden 15 yıl geçmiyor. Sasani kralının öldürülmesi için 50 yıla ihtiyaç kalmıyor. Hı hı. Ama bu imandır. İman uçurur fakat önce insanın İnsana imanı. Bizim birbirimize imanımızı tazelememiz lazım. Bu bizi sağlam bir Allah inancına götürecektir. Güveni olmayan bir insan, kimseye güvenmeyen bir insan daha insanlaşmamış, psikolojisi bozuk bir insandır. Ruh hali bozuk bir insandır bir kere. Biz burada maneviyattan en çok ruh halinin onarımında istifade edebiliriz. Bunu yapmalıyız elbette yani. Ama normal bir düzleme geldikten sonra bu insan maddi çıkarlarını düşünecektir. Hı hı. İslam maddi çıkarları vaat eder. Maddi çıkarları vaat etmeyen hiçbir hareket İslami hareket değildir. Maddi çıkarları vaat etmeyen hiçbir hareket İslami hareket değildir. Ancak Hristiyanvari bir harekettir. Ancak Hindu Sufiliği hareketidir. Hı hı. İslami hareket hem maddi hem manevi vaatlerde bulunur. Bu ikisinin buluşmasıyla ortaya bir İslami aksiyon çıkar. Aksi halde marjinal gruplar olur. Efendim kimisi gider mağarasında ibadet eder, kimisi gider dergahında ibadet eder, kimisi bulunduğu zeminde siyasal fikirler geliştirir. Ama İslami hareket olamaz bunların. Hiçbiri değildir. İslami hareket der ki sen bana uyarsan dünyada kazanırsın. Millet olarak zengin olacaksın. Saray. Karnın doyacak. Kisra'nın saraylarını vaat ediyor. Kisra'nın saraylarını, bileziklerini sana vaat ediyorum diyecek. Doğru mu? Yani. Bileziklerini vaat ediyorum diyor sana. Hı hı. Suraka'ya. Doğru mu? Doğru. Sonra arkasından bir de ahiret cennet var. Bu ikisini yan yana getirmeyen, İslam adalet budur, denge budur. Bu ikisini yan yana getirmeyenin zihninde eksik bir İslam vardır. Bugün asıl belki bizi sıkıntıya sokan İslami meseleleri yorumlamamızı engelleyen de budur. Bunu asıl zihinlerden silmek lazım. Yoksa geriye kalan bu dayanışma hiç de zor bir dayanışma değildir. Biz akıl çağında olmaktan bahsediyoruz. Bu akıl çağında bunlar ütopya değil. Biz inanırsak gerçekten yapabiliriz. Bu mümkündür. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Duyumuzdan inşallah. Rabbim özellikle ikinci bölümde ifade ettiğiniz şeylerin gerçekleştiği, Müslümanların bu uğurda mücadele ettiği bir ortam nasip eylesin. Bu ortamı hazırlayan Müslümanlar nasip eylesin. Amin. Öyle diyelim. Allah razı olsun. Evet muhterem izleyenler, Avrupa'nın resmiyle başladık. Daha sonra İslam dünyasının parçalanmışlığını ama çözümü de var. Çözümünü de Abdülkadir Hocam Müslümanların bir araya gelmesiyle, birbirini dışlamadan, itmeden ve ortak gerektiğinde dünyevi şey de vererek, dünyevi ödüllendirmede de bulunarak bir medeniyetin inşa edilebileceğini ifade ettiler. Haftaya bir başka konuyu görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.